Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün önemli bir maç arefesinde Florya'da takımımızla bir aradayız. Artık gündemimiz sadece Şampiyonlar Ligi. Galatasaray için ait olduğu yere ulaşmak için son 24 saat. Ben bugün itibariyle tüm Galatasaraylılardan, tüm camiamızdan, taraftarlarımızdan sadece maçı konuşmalarını, maça konsantre olmalarını ve kenetlenerek başka Galatasaray yok diyerek bu maçın havasına girmeyi, bu atmosferi bugünden oluşturmaya başlamalarını rica ediyorum. Bugün konuşulacak tek şey, yarın sahada takımımıza nasıl yardım edebiliriz? Tüm Galatasaraylılar olarak bundan sonraki 24 saatte yapacağımız tek şey, takımımızın mücadelesine katkı verecek çabanın içine girmek. Bunun için bunu defalarca başardık. Orada müthiş bir atmosfer oluşturduk. Yarın da böyle bir atmosfer oluşacağına, tüm Galatasaraylıların sahayı rakibe dar edeceklerine ve yine tarihi bir Avrupa yolculuğunun, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formattaki yolculuğunun başlangıcını yarın hep birlikte Rams Park'ta yaşayacağımıza inancımız tam. Kenetlenelim diyorum takımımız için hep birlikte. Tüm konuşulanları, transferleri, başka şeyleri bir kenara bırakalım. En azından maç sonuna kadar lütfen bırakalım. Tüm oyuncularımıza, hocamıza, teknik heyetimize destek vererek bu mücadelede kendi üzerimize düşeni bir hakkın yerine getirelim istiyoruz. Evet, bir problem var mı? Yok, bir yeterli desteğin gelmediğini bahsetmek istemem. Sadece gündem çok fazla değiştiriliyor. Biz son iki yılın şampiyonu bir takımız. Lige başladık. Evet, istemediğimiz bir maçla, bir Süper Kupa mücadelesiyle başladık. Son derece üzgünüz. Ama ondan sonra iki galibiyetle, uzun süre sonra lige iki galibiyetle başladık. Geçen hafta İsviçre'de önemli bir maç çıkardık. İlk yarı pek istediğimiz futbol oynamadık ama iyi tarafları da vardı. Çok pozisyona girdik. Önemli mücadeleler verdik. Ve unutulmaması gereken, hiç alışık olmadığımız sentetik çimde bir mücadele gerçekleştirdik. Buna rağmen 2-0 gibi bir sonuçtan geriye döndük. Şanssız bir penaltıyla maçı kaybettik. Artık bizim için önemli olan sadece bu maça konsantre olmak. Unutmayalım ki İsviçre Avrupa'nın önemli bir futbol ülkesi. Ve onun şampiyonuyla son 7 yılda 6 kere şampiyon olmuş bir takımla oynuyoruz. Onun için birlik ve beraberliğe ve bu mücadeleye hep birlikte katılmaya ihtiyacımız var. Sadece gündemimizi biraz sosyal medyada maça konsantre hale getirip seyircimizle birlikte ben bu maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gireceğimize inanıyorum. Biz hep destek alıyorduk zaten. Ama bugün artık konsantrasyonu arttırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yok, kesinlikle Nöşetel'deki mağlubiyete benzer bir mağlubiyet değil bu. Şanssız dediğim gibi bir penaltıyla orada maçı mağlup bitirdik. Aslında öyle bir pozisyon yaşanmasaydı biz de orada o maçı 2-0'dan kazanacağımıza da yürekten inanıyorduk. Biz her zaman Ali Sami Yen'de Avrupa maçlarında gereken skoru almayı becermiş bir camiayız, bir takımız. Buralara alışığız, ilklerin takımıyız. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde grup yeni bir formatta tek grup olarak oynanacak. Yine bu ilk grupta ilki başarıp bu grupta yer alıp hatta bu gruptan çıkarak yoluna devam edeceğine yürekten inanıyoruz Galatasaray. Okan Hoca da bahsediyor. Şimdi aslında transfer gündemi bizde geçen Young Boys maçı öncesi sona erdi. Biz içeride hiç transfer konuşmadık. Bizlerin hiçbirinden transferle ilgili bir açıklamada görmediniz. Bugün aynı noktadayız. Bizim gündemimizde transfer yok. Bizim önemli olan sezon başı belirlediğimiz noktalardaki transferlerimizi gerçekleştirdik. Bundan sonrası konu transfer değil. Elbette ki bu maçtan sonra yeni bir ligde yeni planlarla hareket edeceğiz. O dönem değerlendirilebilir ama bugün için bizim ve oyuncularımızın gündeminde hiçbir zaman transfer yok. Ne gidenler için ne gelenler için. Ben şunu söyleyeyim. Biz hakem de konuşmak istemiyoruz aslına bakarsanız. Sadece kendimize, oyunumuza ve takımımıza konsantre olmak istiyoruz. Hakemle ilgili sadece küçük bir anekdot paylaşmak istiyorum. Aynı hakem hafta sonu Alman Ligi'nde bir maçın hakemiydi. Çok benzer bir pozisyon oldu. Bizim pozisyonumuzda oyuncumuzun Abdülkerim'in dizinden sekip eline gelen pozisyona penaltı verirken Alman Ligi'ndeki maçta sırtından eline gelen pozisyon için devam kararı verdi. Bunlar böyle küçük ayrıntılarda gizli hatalar diyelim.
Bizim konsantrasyonumuz maça, hakemle de ilgilenmiyoruz. Maçın kimin yöneteceği hiç önemli değil. Biz o atmosferde dürüst bir hakemle bu maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Oyuncularla ilgili sormuş olduğunuz toplam, biz her gün bir aradayız. Aslında burada çok güzel bir hava var. Antrenmana şimdi biraz sonra siz de bir kısmını takip edeceksiniz. Gerçekten oyuncular birbirleriyle son derece mutlu ve hırslı bir şekilde maça hazırlanıyorlar. Onların uzun zamandır gündemi transfer değil. Hepsi takıma nasıl yardımcı olacaklar, birlikte nasıl daha iyi şeyler becerecekler, onun çabası içerisindeler. Dolayısıyla takım hazır, hocamız hazır, ekip hazır, stat hazır, taraftarımız hazır. Yarın gene 52 bin kişinin önünde çok güzel bir mücadeleye hazırız. Adım geri gel, kademe yapalım. Ben hazırım. Tamam, biz hazırız abi. Bir dakika bekle. Bir saniye. Evet, son minnet. Bir farklı sporla kazandığı takdirde Alo. Abi. Yok. Tamam. Şimdi geçiyorum abi ekran karşısına. Mehmet. İki adım geri gel, kademe yapalım. Ben hazırım. Tamam, biz hazırız abi. Bir dakika bekle. Bir saniye. Mehmet son minnet.